arkadaşlar. Bugün yeni bir bilgilendirme videosuyla yine karşınızdayım. Bugün hangi konuda işleyeceğiz derseniz, genel olarak Türkiye genelindeki gerilmelerden bahsedeceğiz. Mevcut gerilmelerden, nerede stres birikim var, nerede atım yapacak, nerede bir bildirme var. Yakın zamanda deprem yaratmasını beklediğim faylardan bahsedeceğiz. En son Balıkesir depremini 5 saat önceden bildirdik. Takip edenler bunu sismik veri Twitter sayfamdan takip edenler zaten biliyorlar. YouTube'da biraz yeniyiz. Burada da umarım biraz yol kat ederiz. Bizim derdimiz para falan değil. Önce bunu söyleyelim. İhtiyacım da yok. İhtiyacımız da yok. Bir can bile kurtarsak bizim için ne mutlu. Öyle söyleyelim. 1999 Değirmendere'de bizzat yaşadığım bir durum bu. O yüzden kimsenin yaşamasını istemiyorum. Elimden geldiği kadar coğrafi bilgi sistemlerini, işte sismolojik hesapları, paleosismolojik hesapları, bunları kullanmaya çalışıyorum. Böyle buluta, oraya buraya bakarak değil, yerin dibine bakarak bazı şeyleri çözmeye çalışıyoruz. Hesaplanamayacak şeyler de değiller. Bizlere hesaplanamaz, tahmin edilemez diyen arkadaşlar, özellikle akademisyenler, bunlar kendi beceriksizliklerini bizlere atıfta bulunuyorlar aslında. Tamam profesör olmuş olabilirsin ama ne yaptın? Ülkeye ne kattın? Hiçbir şey. Tamam. Sayısal loto oynamıyoruz burada. Belli yerleri veriyoruz. Orada o gerilme var. Olacak. Onu biliyoruz, söylüyoruz. Ve saatlerce önce 5 saate kadar indirgeyebildik bakın. Şimdi videomuza geçelim. Haritamızdan ben durumu size izah etmeye çalışayım. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan Ölüdeniz kırığımız Doğu Anadolu kırığıyla beraber bu şekilde. Buradan da Kuzey Anadolu fay hattımız yine Gölcük'ten Marmara Denizi içerisinden bu şekilde Tekirdağ'dan geçip Yunanistan'a doğru devam ediyor. Burada iki kırığımız vardı. Onu gösterdik. Bakın burası bir kol daha ayrılıyor. Ölüdeniz kırığı. Şimdi şöyle söyleyelim. Şimdi bu biri yukarı, biri aşağı doğru hareket eden iki ayrı defa, öyle söyleyelim. Daha rahat anlaşılacak şekilde konuşalım. Biri bakın yukarı doğru hareket ederken diğeri de aşağı doğru. Tabii haritaya göre aşağı doğru. Normalde yeryüzünde sadece düzlemsel bir şekilde hareket ediyorlar. Harita üzerinde bu şekilde söylemem lazım. Bu kırık harekete geçtiğinde 7 üzeri deprem yaratma olasılığı şu an için biriktirmiş enerji potansiyeline göre çok yüksek. Ama ben bunun şimdilik 6 üzerine geçeceğini, yani 6 10'da 8 gibi bir deprem yaratacağını düşünüyorum. 7'yi pek geçecek gibi görünmüyor şimdilik. Bu levhalar birbiri üzerinde hareket edecek. Şimdi şuraya gelelim. Yani bu bölgede 1822'de 13 Ağustos Gaziantep, Antakya, İstahiye, Halep arasında kalan bölümü bayağı bir yıkıldı. Tsunami oldu. 30 ila 60 bin insanın öldüğü söyleniyor. Buradaki son yıkıcı deprem ise 1872 yılında Samandağ'da meydana geldi. Evet. %70 civarında bir yıkım gerçekleşti. 1000'in üzerinde insan öldü. Yani kısaca özetleyelim. Milattan önce 69 yılından beri bu bölgede yaklaşık 1 milyondan fazla insan öldü. Yani paleosismolojik bir algoritma ile sentezleme yaptığımızda bu bölgenin şu an için çok riskli durumda olduğunu ve ben Türkiye için en riskli bölge olarak yorumluyorum. Şimdi gelelim Bingöl tarafına. Karlova Antakya arasında değişik özellikleri olan birbirlerini tamamlayan birçok sol yönlü doğrultulu atımda faylar var arkadaşlar. Bu da faya Doğu Anadolu fay sistemi olarak adlandırmıştık biliyorsunuz. Şimdi Bingöl'ün doğusundaki Tarbasan köyü ile 65 km uzunluktaki bir kesim Karlova Bingöl segmenti olarak adlandırılıyor.
Bu segment üzerinde yapmış olduğum gravite veri modellemeleri ve işte paleosismolojik algoritmaların sonucunda yer yürümelerini de hesapladım tabii ki. Bu yer yürüme katsayılarına bakıyorum. Biraz sıkıntı var. Biraz değil, epey bir sıkıntı var. Bu bölge deprem doğurmak üzere ve 5'in üzerinde, hatta 6'yı bile geçebilecek deprem bekliyorum. Çok uzun sürmeyecek. Yani önümüzdeki birkaç yıl içerisinde burada bu depremi bekliyorum. Açıkça söylemem gerekir. Çünkü bu enerji çok birikti. Bunun bir yerde boşalması lazım. Ortalama yıllık 7-7.9 civarı bir yürüme var burada. Ve yürümesi gereken yer yürümüyor maalesef. Bu da belli bir yerde stres biriktirip sıkıntıya yol açıyor. Şimdi gelelim Ege bölgesine. Çanakkale Boğazı'ndan Midilli, İzmir Körfezi ve Bodrum'dan Datça'ya kadar olan bir sahil şeridimizi şöyle bir çizelim önce. İşte burada çok farklı, birbirinden bağımsız o kadar çok fay var ki, kırık var ki. Yani tabiri caizse kafalarına göre hareket eden onlarca kırık var. Neyse ki çok fazla bir risk barındıracak bir enerji yok. Şimdi deniz, Geldiniz Graben'in batı bölümündeki Manisa fayında paleosismolojik çalışmalar yapılmakta. Jeolojik, jeomorfolojik gözlemler de yapılıyor. Tabii bunlara ben de aynı şekilde devam ediyorum. Yani Gediz Alaşehir Grabeni Salihli Alaşehir arasında doğu batı doğrultulu bir çöküntü şeklinde gelişiyor. Bu da biraz buradaki gerilmeyi arttırmış vaziyette. Bakın bu şu anda çizdiğim yer gerginlik vardı. 4 Haziran gecesi gerçekleşen Balıkesir depreminde bu gerginlik biraz boşaldı. Yalnız Manyas fayına yükleme yapıp yapmadığı konusunda hala araştırmalar devam ediyor. Çünkü Manyas 6 Ekim 1964'te 7 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem yaşamıştı. Ve ben bu depremin tekrar etmesinden korkuyorum. Şimdi Denizli 5 üzeri dedik. Balıkesir 5 demiştik. Onu zaten yaşadık. Zaten Muğla bölgesi 5, Datça tarafı 5, onu yaşanacak. Ege Deniz içi, Ege Deniz'in iç kısmı, Ege Çukuru zaten 7 üzeri depreme her an gebe. Girit'teki bu karın ağrısı, oradaki düdüklü tencere gibi boşalmalar bunu zaten belli ediyor. Balıkesir dediğimiz gibi cumartesi günü, yani 4 Haziran cumartesi gecesi bu depremi yaşadı. Önden bir 4.10'da 3 vurdu. Kısa bir süre sonra da, yaklaşık yarım saat sonra da 4.10'da 9'da ana şoku hissettirdi. Geçmiş olsun diyoruz. Biz bunu önceden haber verdik, dediğim gibi 5 saat önceden yerini söyledik. Şimdi gelelim Marmara'ya. Bu Marmara hepimizin başını ağrıtıyor. Benim de başım çok ağrıtıyor. Çok soru geliyor. Evet, burada 2 büyük deprem olacak dedik. Ama şu anda daha bu kabuğu kıracak herhangi bir MR yok, onu söyledik. Burası şu iki kırığın arasında veya kırıkların üzerinde, öyle söyleyelim. 5 üzeri deprem olabilir. Her an olabilir. 5.10'da 8, 5.10'da 9'a kadar yaşayabiliriz. Ve bu yıkıcı olacaktır. Hani çok fazla can kaybı olmasa da yine de can kaybı yaşanacak. Bunu söyleyelim. Sakarya Çukuru'na doğru geldiğimizde, yani buranın bir nevi şey gibi, emniyet sübabı gibi, sayın hocamızın da dediği gibi, buradaki olabilecek depremler Çanakkale'yi, bakın Çanakkale'de çok tehlikeli. Kuzey Anadolu fay kırığının bir ucu da buradan çıkıyor zaten. Yani ta Edremit Körfezi'ne kadar etkileyebilecek bir deprem yaratabilir. Şimdi Sakarya Çukuru'na doğru gelelim. Sakarya Çukuru'nu hepinizin bildiği üzere insanlar, hani Sakarya, Düzce, Bolu olarak biliyoruz. Gölcük, Değirmendere, işte bu kısım. Bir nevi İstanbul'un daha da kuzeyi ve doğusu diyelim. Bu bölge 30 yıllık periyotlarla
6'nın üzerinde, yani 6,5 üzerinde depremler yarattı. Tarihsel dönemde sürekli yaşandı. En son örneği de 99. Bakın bu çizdiğim kırmızı çizgiler oradaki Kuzey Anadolu fayımızın bir bölümü. Bu bölüm sürekli titreşim halinde ve sürekli kırıldım, kırılacağım. Tekrardan buradaki yürümeden dolayı önümüzdeki birkaç yıl içerisinde burada bir deprem olacak. Yakın zamanda beklemiyorum. Onun altını çiziyorum. Bakın önümüzdeki bir sene, birkaç sene içerisinde, yani iki sene içerisinde falan öyle söyleyeyim. O da yine belli olmaz. Beklemiyorum. Önümüzdeki yani 2025'e kadar 2027 de olabilir. Bu zaman zarfında burası kırılacak. İstanbul için büyük bir deprem beklemiyorum. Bekleyeceğim en büyük deprem 5.10'da 8, 5.10'da 9 olabilir. 6'yı belki vurabilir ama hiç zannetmiyorum. İşte burada gördüğünüz küçük küçük kırıklar arada bir Marmara'yı böyle sallandırıyor. Sarsıyor. İnsanlar biraz korkuyor. Çok korkacak bir şey olmadığını şimdilik söyleyebilirim İstanbul için. Tekrar ediyorum, deprem olmayacak demiyorum. 5.10'da 8, 5.10'da 9 deprem olacak. Önümüzdeki birkaç ay önce bir gözetlemem gerekiyor, gözlemlemem gerekiyor. Ama Bursa, o kadar iyimser değilim Bursa konusunda. Bursa'da 5-5.5 şiddetinde, pardon, büyüklüğünde, özür dilerim, bir deprem bekliyorum. Büyük ihtimalle de Haziran ayı sonu, Temmuz ayı başı veya Temmuz ayı ortasına doğru, Mustafa Kemal Paşa'da doğru bir deprem bekliyorum. Yer yürümelerindeki katsayıları, verileri tekrar toplaya bu haritaları güncelleyebilirim. Çünkü doğanın ne yapacağı belli olmuyor. Bir yerde takılıp kalıyor. Yılda 3 santim, 5 santim, 7 santim yürümesi gereken yer hiç yürümüyor. Veya işte 5 santim yürümesi gereken yer 2 santimetre yürüyor. Bu yürümeler de bizi tabii ki yanıltabiliyor. Belli bir yerden kırılacak. Onu da bizim çok böyle sıklıkla kontrol ve takip etmemiz gerekiyor. Tabii bu takip sırasında hangi kırığa yönelmeniz gerektiğini de bilmeniz gerekiyor. 500 tane kırık var şu anda faal vaziyette. Bu gerçekten bizi yoruyor. Biraz da şans eseri kırıkları yakalıyoruz diyebilirim. Şimdi çok kısa bir videoyla, görüntüyle videoya son vermek istiyorum. İş yerinizde bir deprem anında çök kapağın tutun yapabileceğiniz yerleri ve altına saklanabileceğiniz yerleri önceden belirleyin. Evlerinizde de lütfen ailenizle birlikte tatbikatlarınızı yapın. O deprem anında kimin nerede olduğunu bilmeniz yaşam açısından, sevdiklerinizin yaşam açısından çok önemli. Herkese depremsiz günler diliyorum. Hoşça kalın.